Daha önceki videolarda doğrusal bir denklemin standart formu, evet, bunun hakkında konuşmuştuk. Bu videoda ise standart formla alakalı öğrendiğimiz şeyleri açıklığa kavuşturmaya çalışacağız. Standart form x'in bir sayıyla çarpımı artı y'nin bir başka sayı ile çarpımı eşit. Başka bir sayı şeklindeki doğrusal bir denklemdir. Evet, standart formdaki denklemlere örnek olarak 3x artı 4y eşittir 10'u verebiliriz. Benzer şekilde 2x artı 5y eşittir eksi 10 da standart formdadır. Standart formda olmayan, evet bu denklemlere örnek olarak da mesela 3x eşittir eksi 4y artı 10'u verebilirim. Ee, bu ikisi aynı denklem olsa da bu standart formda değildir. Anlaştık mı? Bir örnek daha vermemi isterseniz y eşittir 3 çarpı x artı 7 de standart formda olmayan bir denklemdir derim. Şimdi de hemen birçok kişinin kafasının karışmasına yol açan bir örnek göstereceğim. 6x artı 8y eşittir 20. Şimdi bazıları bu denklemin standart formda olmadığını ileri sürer. Neden diye soracak olursanız, bazıları standart formda yazılan bir denklemin katsayılarının yani a, b ve c'nin ortak bölenlerinin olmaması gerektiğini söylerler. Buradaki örnekte 6, 8 ve 20 ikiye bölünebilen sayılar olduğundan bunun standart formda olmadığını iddia edenler, denklemi standart forma getirmek için bu katsayıların hepsini ikiye böler ve sonuç olarak bu denklemi elde ederler. Bu yapılan şey aslında faydalıdır ama biz Khan Akademi'de standart formdaki denklemlerdeki kat sayıların ortak bölenleri olmaması gerektiği konusunda bir kısıtlama getirmiyoruz. Bizim için önemli olan denklemin bu formda yani ax artı b'ye eşittir c formunda olması. Kan Akademi'de alıştırma yaparken bu katsayıların ortak bölenleri olacağı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Kısacası Kan Akademi için bu denklemde standart formdadır ama bunun standart formda olmadığını söyleyenlerle karşılaşabilirsiniz. Bir kez daha söyleyeyim lütfen şaşırmayın. Şimdi bir örnek daha verelim. Eksi 3x eksi 4y eşittir eksi 10. Yine bazılarına göre bu da standart formda değildir. Çünkü bunun standart formda olması için ilk kat sayının sıfırdan büyük olması gerekir ki buradaki ilk kat sayının yani eksi 3'ün sıfırdan büyük olmadığı açık. Khan Akademi'de biz bunun da standart formda olduğunu kabul ediyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi ilk katsayı sayı sıfırdan büyük olmadığı için bazıları bunun standart formda olmadığını ileri sürebilir. Yine tartışmalı örneklerle devam edecek olur isek, 1,25x artı 5,50y eşittir 10,5. Katsayılar tam sayı olmadığı için bazıları için standart formda değildir bu denklem. Evet, bazılarına göre denklemin standart formda olması için katsayıların da tam sayı olması gerekir. Bu denklemin iki tarafını da bir sayıyla çarpıp katsayıların tam sayı olmalarını sağlayabilirsiniz ama Khan akademide biz bunun da standart formda olduğunu kabul ediyoruz. Evet, bizim için katsayıların tam sayı olmaması, buradaki gibi a katsayısının negatif olması ya da katsayıların ortak bölen olması son derece önemli durumlardır çünkü bazı durumlarda denklemlerin bu şekilde yazılmış olması işimizi kolaylaştırır. Bazı durumlarda özellikle de denklemi kendimizin kurması gereken durumlarda denklemin içerdiği bilgiyi de hesaba katarsak denklemi bu şekilde bırakmak işimizi kolaylaştırabilir. Khan Akademi'de bunların hepsinin standart formda olduklarını varsayacağız ama bir kez daha söyleyeyim A, B ve C'nin ortak bölenlerinin olduğu, A'nın sıfırdan küçük olduğu ve A, B ve C'nin tam sayı olmadığı durumlarda denklemin standart formda olmadığını ileri sürenlerin olduğunu da aklınızdan çıkarmayın.